Yaklaşık 10 yıldan beri hayatımızda önemli bir yenilik var. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte 3D printerlar, yani 3D yazıcılar hem üretim tarafında şirketlerin hem de son kullanıcılar tarafında kullanıcıların evlerinde yer almaya başladı. Peki bu 3D printerlar 10 yılda hangi noktadan nereye geldi? Biz de bu sorunun peşine düştük. Bakalım teknolojik olarak 3D printerlar bir evrim geçirdi mi? Buna bakacağız. Şu anda Türkiye'de 3D printer üreten ve 3D printerların geliştiren önemli bir şirketin ofisine geldik. Bakalım bu yolculukta neler var? Şimdi şirketin kurucusunun yanına gidiyoruz ve kendisinden bu yolculuğu dinleyeceğiz. Hemen kendisinin yanına gidelim. Şimdi yanımızda Zax kurucusu Baki var. Merhaba Baki. Merhabalar, hoş geldiniz. Baki, yakından takip ediyorum. Gerçekten harika işler yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Ve biraz önceden onu söylediğim gibi gerçekten 10 yıllık bir burada yolculuktan bahsediyoruz. Ve yazıcılar da, 3D printerlar da gerçekten kendisini her geçen gün yeniliyor, geliştiriyor. Siz neler yapıyorsunuz acaba? Bizim teknolojimiz başladığımızdan bu yana geldiğimiz noktaya baktığımızda çok ciddi anlamda kendimizi geliştirdik. Bu noktada da yerli ve milli bir firma olarak da gurur duyuyoruz. Biz 2015 yılında başlamıştık hikayemizi. Aslında 2013 yılında evde bir Ar-Ge serüveniyle başlayıp 2015 yılında şirketleşerek bugüne kadar şirketimizi getirdik. Baki, biraz önce de söyledim, şimdi 3D yazıcının bir 10 yıllık geçmişi var. Benim de elime işte 2013'lü yıllarda ulaşmaya başlamıştı. Acaba bu süreç içinde 3D yazıcılar nasıl gelişti, neler eklendi, siz neler yapıyorsunuz, ne gibi özellikler var? Harika. Aslında 3D printer'ın teknolojisi bir 20-30 yıl öncesine dayanıyor. Bu patentli bir teknolojiydi ve birkaç farklı üretim teknolojileri vardı. Hmm. Patent bittikten sonra son kullanıcı tarafında ve özellikle open source community'de, yani açık kaynaklı geliştiriciler çok ciddi anlamda bu sektöre doğru evrildiler. Çünkü üretimin gelecekte alacağı şekil, fabrikaların gelecekte alacağı şeklin biz 3 boyutlu yazıcılardan geçeceğine inanıyorduk. İlk başladığımızda öncelikle bir çok basit ve az sayıda plastik malzeme vardı. PLA, ABS gibi iki çeşit plastik kullanılıyor. Evet. Yavaş yavaş öncelikle polimer teknolojisi çok gelişti. Şu anda son ürüne gidebilecek karbon fiber, ASA, PC, ABS gibi endüstriyel anlamda kullanılabilecek malzemeleri artık cihazlar basabiliyorlar. Bununla birlikte de ikinci en önemli problemlerden birisi de ilk başta 3 boyutlu yazıcılar çok yavaş basıyorlardı. İşte 20 mm bölü saniye gibi, 30 mm bölü saniye gibi küçük hızlarla hareket ediyorlardı. Çünkü yazılım ve donanım yeni yeni birbiriyle uyuşmaya başlamıştı. Şu anda geldiğimiz nokta, özellikle Zaxxon'un gelmiş olduğu nokta, kafadaki vibrasyon engelleyici sensörleri sayesinde de kullandığımız yazılım ve AI algoritmalarıyla artık yazıcı çok ciddi anlamda yüksek hızlara çıkmaya başladı. Mesela ne kadar hızlandı? 100-150 mm bölü saniyelere kadar çıkabiliyoruz şu anda. Bu da normal baskının yaklaşık 3-4 katı kadar daha hızlı sürelere geliyor. Kendini daha fazla ne üretebilirim ve ne kadar hızlı bununla basabilirime doğru evrilmeye başladı. Malzemeden bahsetti. Şimdi belki bilmeyenler vardır. Normal kağıda baskı yapan yazıcılar nasılsa, onların kartuşları veya tonerleri varsa, bunların da bir makara gibi olan aslında malzemeleri var. Evet. Ve bu malzemelerin de farklı farklı türleri var. Biraz önce işte PLA'dan bahsettin. ABS'den bahsettin, ABS'den değil mi? Yanlış evet, söylemiyorum. ABS. Şu anda malzeme çeşitliliği çok ciddi anlamda artmış durumda. ABS'nin elektriği iletmeyen, yani elektronik prototiplemede kullanılabilecek bir versiyonu var. ESD ABS diye. Yanmayan ABS'ler var, yani alev almayan malzemeler var. Bu alev almayan malzemeleri daha farklı uygulamalarda kullanabiliyorsunuz. Karbon fiber katkılı malzemeler var. Bu malzemenin dayanımını arttırıyor ve esnekliğini arttırıyor. Bunu direkt çalışan fiziksel parçalar üzerinde kullanabiliyorsunuz. PLA gibi okullarda, eğitim sektöründe kullanabileceğiniz çok çok basit malzemelerin yanı sıra artık PLA'nın daha hafif malzemeleri de çıkmaya başladı. Model uçaklar, küçük parçalar onlardan basılabiliyor. Hem çevreci hem de çok daha hafif malzemede olabiliyor. Dolayısıyla prototipinizi direkt kullanabiliyorsunuz. Onun dışında flexible malzemeler çok gelişti. Katkılı flexible malzemeler çıktı. Bunlar da yine işte karbon fiber katkılı, cam elyaf katkılı flexible malzemeler var. Bunlar da otomotiv endüstrisinde çok fazla kullanılıyor. Tekerleklerin prototiplemesinde, bazı dişlilerin. Açıkçası malzeme derya deniz. Cihazlar da bunlara uyumlu. Çok teşekkürler Baki. Ben çok teşekkür ediyorum. Hoşçakal. Ayağınıza sağlık. Hoşçakalın. Evet.